Bu yılın en dikkat çekici telefonlarından birisi de hiç şüphe yok ki Lenovo'nun Vibe P1 oldu. Gerek 5000 mAh kapasiteli pili, metal kasası ve parmak izi okuyucusu gibi sınıfında dikkat çeken özellikleri, gerekse de ülkemizin en çok izlenen televizyon yapımlarından Survivor'da sık sık karşımıza çıkmasıyla gündemden hiç düşmeyen bir telefon oldu Lenovo Vibe P1. Yiğidi öldür hakkını ver diyelim. Vibe P1 ülkemizde başarı kazanan cihazlardan bir tanesi. Üstelik bu videoda dünyada ilk defa Lenovo Vibe P1'in devamı olan Vibe P2 modelinin detaylarını sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Şu anda ekranlarınıza gelen telefon Vibe P2. Çin merkezi kaynaklardan elde ettiğim bilgiler ve elimize ulaşan görseller gösteriyor ki Vibe P2 öncülüğüne kıyasla daha ince, muhtemelen daha hafif ve estetik olarak çok daha şık bir kasayla gelecek. Önden bakıldığında ise ilk dikkat çeken kısım ekran üstü bölüm oluyor. Anlaşıldığı kadarıyla hem çerçeve kalınlığı azalmış hem de ön kamera merkeze doğru kaydırılarak aynı zamanda öz çekim tutkunları için flaşla desteklenmiş. Yandan bakıldığında ise Vibe P1'e göre kasanın inceldiği aşikar, ancak spesifik olarak ne kadar inceldiğini kestirmek şu aşamada çok kolay değil. Telefonun masadaki duruşu itibariyle arka kısımdaki dış buket tasarım devam ediyor gibi görmekte. Açıkçası avuca iyi oturması ve onun verdiği güven kimi kullanıcılar için daha yüksek konfor hissiyatı da yaratmıyor değil, özellikle dış buket tasarımının katkıları sayesinde. Tasarımın ana hatları itibariyle devam ettiği, ancak daha fazla inceliklik sayesinde estetiğin artırıldığı telefonun donanımsal özellikleri ise tasarımla kıyaslandığı zaman sanki daha fazla ses getirecek gibi görünüyor. 5.5 inç boyutunda ve Full HD çözünürlüğündeki AMOLED ekranıyla öncülüğüne sadık kalan telefon özellikle performans tarafında ciddi iyileştirmeler içeriyor. Snapdragon 615'e sahip mevcut modelden farklı olarak Vibe P2 Snapdragon 625 platformuyla geliyor. Aslına bakarsanız mimari seviyede çok ciddi bir değişimden söz edemem, çünkü aynı Snapdragon 615'te olduğu gibi Snapdragon 625'te Cortex A4 çekirdek tasarımını baz alıyor ve yine tek çatı altında 8 çekirdeği bir arada sunuyor. Ancak burada güzel olan detay işlemcinin 14 nanometre üretim geometrisiyle geliştirilmiş olması. Bu sayede yüksek frekans profili 2 GHz olan işlemci termal problem yaşamadan ideal performans dengesini uzun süre koruyacak gibi görünüyor. Hatta bu işlemci yeni üretim geometrisi sayesinde Snapdragon 617'den, ki 617 aslına bakarsanız teknik olarak 615'e büyük oranda benzerlik gösterir, %35 daha az güç tüketimi vaat ediyor. Bu gerçekten dikkat çekici bir değer. Snapdragon 625 aynı zamanda Adreno 506 grafik birimiyle geliyor. Performans konusunda muazzam bir zemin oluşturamasa da bu seviyedeki cihazlar için makul performans sunma iddiasında. Lenovo Vibe P2 aktif olarak bu özellikten istifade eder mi emin değilim, ancak Snapdragon 625 platformu aynı zamanda farklı formatlarda 4K video kaydını da mümkün kılınıyor. Dolayısıyla özellikle bu fiyat seviyesinde 4K kayıt yeteneklerinin zaman içerisinde yaygınlaşacağını göreceğiz arkadaşlar. İşlemci kısmını eğer sizlerden de talep gelirse belki bir başka videoda çok daha detaylı bir şekilde anlatırım, ancak şimdi isterseniz videomuza Vibe P2'nin diğer detaylarıyla devam edelim. Lenovo'nun orta segmentteki yeni ve iddialı modeli 4 GB bellekle Selefi'nin hatır sayılır fark atacak. Bu arada Vibe P2'den önce muhtemelen ülkemizde 3 GB belleğe sahip olan Vibe P1 Pro modele giriş yapmış olacak. Öncül model gibi 32 GB depolama kapasitesine sahip olan Vibe P2 aynı zamanda microSD hafıza kartı desteğini de koruyor arkadaşlar. Vibe P2'nin kamera çözünürlükleri değişmemiş gibi görünüyor. Önde 5 megapiksel, arkada ise 13 megapiksel çözünürlükte kameralar var. Ancak bunlarda sensör seviyesinde bir güncelleme var mı? Henüz elindeki bilgiler bunu teyit etmek için yeterli değil ne yazık ki. Bu arada atlamadan geçmeyelim. Vibe P2'nin koruduğu bir başka özellik ise parmak izi okuyucusu. Teknik olarak baktığımızda Snapdragon 625 platformu X9 modemle kategori 7 sınıf hızlara çıkabiliyor olsa da Lenovo Vibe P2 çok büyük bir ihtimalle ülkemizde kategori 6 sınıfı modemle gelecek arkadaşlar. Yazılım tarafında ise Vibe P2 Android 6 ile çıkacak, ancak Çinlilerin en azından bir büyük güncelleme verme politikası çerçevesinde muhtemelen 2017 başlarında bu telefon Android 7 güncellemesini alacaktır diye düşünüyorum. Son olarak çıkış tarihinden ve fiyatlandırmadan bahsedelim isterseniz. Öyle zannediyorum ki Lenovo Vibe P2 IFA fuarında, yani Eylül ayında Almanya'da lanse edilir ve ardından muhtemelen Ekim ayı gibi de Türkiye topraklarına giriş yapmış olur. Ama fiyatlandırmaya gelecek olursak eğer, benim tahminim 1500 liranın altında olacağı yönünde, ancak bu 1199 lira mı olur, 1299 lira mı olur, yoksa 1399 lira mı olur, bunu kestirmek çok kolay değil. Çünkü söz konusu fiyat olduğu zaman, söz konusu kur farkı olduğu zaman değişken parametreler çok fazla olduğu için bugünden 3 ay sonrasını kestirmek ne yazık ki teknik olarak da mümkün değil arkadaşlar. Ancak benim tahminim sanki 1299-1399 lira bandına oturur gibi. Evet arkadaşlar, bu videoda dünyada ilk defa Lenovo Vibe P2'yi görmüş ve teknik özelliklerini anlamış olduk. Ben Erdi Özvağ, bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşça kalın ve lütfen kendinize çok iyi bakın.